Besmele'nin fazileti. Saliha bir kadının münafık ve cahil bir kocası vardı. Bu kadın Bismillahirrahmanirrahim diye besmele çekmeden hiçbir işine başlamazdı. Kocası onun bu haline kızar, kadıncağıza yapmadığı eziyet bırakmazdı. O Saliha kadın ise kocasını eza ve cefalarına sabreder ve onun doğru yola gelmesi için Allah'a dua ederdi. Bir gün kadının kocası iyice öfkelenmişti. Karısına yapacağı eziyet ve kötülük için bir bahane arıyor ve kendi kendine ''Şuna bir oyun çevireyim de görsün. Bakalım onu rezil olmaktan kim kurtaracak?'' diye söylenip duruyordu. Başkalarına açıkça söyleyemediği inkarcılığı artık bütün çirkinliğiyle içinde dolup taşmıştı. Hanımını çağırdı, ona bir kese altın vererek ''Bunu iyi sakla'' diye tembihledi. Kadın da kocasının emri üzerine hemen gitti, besmeleyi çekerek keseyi iyice sakladı. Bu arada kocası gizlice onu takip ediyordu. Sonra karısının haberi olmadan keseyi karısının sakladığı yerden aldı. İçindeki altınları boşaltarak keseyi derin bir kuyuya attı. Aradan çok geçmeden karısını çağırdı ve ''Sana verdiğim bir kese altını hemen getir'' dedi. Kadın koştu, keseyi sakladığı yere. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek elini uzattı. Tam o anda Allahü Teala'nın emriyle kese kadının sakladığı yerde içindeki altınlarla beraber aynı duruyordu. Islanan keseden suları damlıyordu. Kadın kesenin neden ıslak olduğunu anlayamadı ve keseyi kocasına getirdi. Adam içi altınla dolu keseyi görünce şaşırdı ve karısının söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu anladı. Sonra karısına ''Sana çok zulmettim, çok canını yaktım, beni affet'' diye yalvarmaya başladı. Allah'a tevbe ve istiğfar etti. İbadetlerine bağlı bir insan oldu. O günden sonra dua ve yakarışlarında hep şöyle derdi, ''Ya Rabbi, bana dünya ve ahiretim için hayırlı, saliha bir kadını eş olarak verdiğin için sana hakkıyla şükretmekten acizim. Beni affet Allah'ım.'' O saliha kadın ise, ''Ya Rabbi, sana şükürler olsun ki duamı kabul edip kocamı salihlerden eyledin diye dua ediyordu. İşte değerli dinleyiciler, sabrın kendisi acıdır lakin meyvesi tatlıdır. Her şeyin başı besmeledir. Her ne yaparsak yapalım, asla besmelesiz hiçbir iş yapmayalım. Oh.